Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ın daha HD olan bir oyunu Portal Knight'ta ışınlanma yerlerinin, hani haritaya ışınlanma yerleri nerede, birinci, ikinci ve üçüncü seviyedekileri göstereceğim. Hani videonun izlenme sayısına ve beğeni sayısına göre öbürkü hani seviyedeki ışınlanma yerlerinde videosunu çekebilirim. Ve oyun hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yorum olarak mesaj atabilirsiniz. Ya da sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Şöyle şu an seviye 4'ten başlattı ben. Demin normalde videoyu çektim. Sesi almamış benim. O yüzden tekrardan çekiyorum. Oyun şöyle, Minecraft'ın daha HD'si. 3 şey var. Karakter, savaşçı var, büyücü var, bir de okçu var. Benim hani kullandığım karakter, şöyle diyeyim, büyücü. 3 tane zaten şey yapabiliyorsunuz. Hani şu an benim oynadığım harita büyük harita. Hani bilgisayarınızın RAM, yani hızına göre isterseniz orta veyahut da küçük veyahut da büyük işte başlayabilirsiniz. Ama oyunu hani direkt bence büyük haritada başlamak yerine direkt küçük haritada da başlayabilirsiniz. Neyse, seviye 1'de şöyle göstereyim ben size. Zaten en kolay yer burası. Buradan direkt hani iniş yeri şurası. Buradan yürüyoruz. Hemen şurada şey var. Buradan ışınlanmak için şöyle göstereyim ben size. Bu mavi geçit taşı parçası var. Bunu da mavi geçit taşına dönüştüreceğiz. Ve ben de hani daha önceden dönüştürüp buraya koyduğum için direkt ışınlanıyorum. Hani sizde böyle gözükmeyecek. Sizde böyle mavi mavi 8 tane şey var burada. 2, 4, 6, ya 6 ya da 8 tane, tam hatırlamıyorum. İşte buradan direkt onları koyduktan sonra zaten ışınlanma portu açılıyor. Direkt işte oradan sonra ışınlanıyorsunuz işte. Hangi seviyedeyseniz bir üst seviyeye atlatıyor. Yani bu oyunu online olarak da oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Ama çok bekliyorsunuz. O yanı biraz kötü. Ama şöyle, mesela aynı evde toplanıp diyelim arkadaşlarınızla bu oyunu gireceksiniz. Hani ev falan yaparsınız, bir şeyler yaparsınız mesela. Hani o şekilde çok rahat hemen bağlanabiliyorsunuz. Ama işte farklı farklı yerlerde olup bağlanmak istediğinizde çok, yani biraz bekliyorsunuz. Hatta biraz değil de bayağı bir bekliyorsunuz. Şöyle, şimdi iniş pistinden indik. Demin ben geçtim ama buraları tekrar unuttum. Çok böyle karışık geliyor birden. Neyse, ne yapmışım? Ya öf. Şöyle, zaten bu mavi geçit taşı parçası var. O mavi geçit taşı parçasını böyle oradaki işte duran canavarları veyahut da vesaire, neyse işte. Onları kestiğinizde zaten veriyor. Şöyle shift'e bastığınızda böyle atlayarak yuvarlanıyor ve daha hızlı gitmenizi sağlıyor. İşte iniş pisti şuradaydı. Oradan dümdüz yürüdük. Şimdi ben yukarıya çıkacağım. Pek hani ışınlanma yeri nerede onu göremediğim için zaten en rahatı bu. Hani direkt en tepelere çıkarsanız oradan doğru görürsünüz. Yani bütün haritalarda böyle değil de, yani bu ilk üçüncü seviyedeki haritalarda direkt görebileceğiniz yerlerde. Buradan göremedik, şu tarafa gidelim. Ama buralara bir yerlere yakındı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakalım.
Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu hani kule gibi şeyler var böyle taşlar. Onları böyle şey yapıp hani en tepeden böyle kazmaya başlarsanız en dibe geldiğinizde size XP ve başka işte böyle şey veriyor. Nasıl diyeyim? İtem falan çıkıyor içinden. Abi bu ışınlama yeri neredeydi? Unuttum ya. Ay ay. Şöyle gidiyoruz. Burada ne var? Bakalım ya. Tamam, buluruz zaten. Şöyle yapsak. Yani oyun ya, tatlı bir oyun. Yani bir online işte dediğim gibi olsun. O yandan bir sıkıntısı var. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Ya, ilkine vurmuyorum diye var ya. Öleceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, bu arada ölünce altın kaybediyorsunuz. Neyse zaten iyi oldu. İniş pistine geri döndüğümüz. Neyse buradan işte iniş pistinden geldik. Sol tarafa döndük. Sol tarafa döndük. Bunlar niye bu kadar vuruyor ya? Normalde bu kadar vurmuyorlar. Öleceğim yine. Acilen buradan gitmem lazım. Işınlanma portu neredesin, neredesin? Buradan sol tarafa gittiğimizde evet bakıyoruz ve yok. Galiba burada ev gibi bir şey vardı ya da oyuk. Onun içinde olması lazım. Şuradan şöyle gidersek bunlar vurmadan. Aşağı düştük. Abi işin yoksa şimdi çıkmakla uğraş ya. Şöyle. Neyse şimdilik şöyle çıkalım. Galiba tam kurtarıyor aynı. Şimdi şöyle bir baksak acaba nerede? Oyunda hafif lag var. Niye var çözemedim. Şöyle bir baksak. Pek gözükmüyor ama. Neyse. Böyle çok yükseklerden hani yere düşmediğiniz takdirde istediğiniz kadar yüksekten atlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde canınız gitmiyor. Bir de şöyle diyeyim mesela bu mesela bileme taşı var 8'de. O mesela bileme taşıyla bu elinizdeki ha portu bulduk. Elinizde asa var, o asayı şey yapıyor. Şifa gibi yani asayı taş yani nasıl diyeyim size anlatamadım. Asayı biliyor. Asanız daha fazla vurmaya başlıyor. O altta zaten göstereceğim şimdi. Yeşil bir kısım var. O yeşil bir kısım şey olduktan sonra böyle hani asayla sürekli bir şeyleri kesip ya da bir şeylere vurduktan sonra orası kırmızı oluyor. Kırmızı olduktan sonra o bileme taşıyla bilemeniz lazım. Neyse şu anda seviye 3'e geldik. Yani gidiyoruz, ışınlanıyoruz şu anda. Burası da biraz karışık. Yani şöyle küçük haritada eğer oynarsınız port yerleri daha kolay ve daha basit. Yani büyük haritada bayağı bir karışık. Şuradan gidelim ya. Buradan direkt iniş pistine iniyoruz. Tamam, burada çam ağacı gibi bir şey var zaten. Büyük ihtimal bütün evrenler aynıdır. Hani kişiden kişiye değişmez. İşte burada da mesela böyle kaleler var. O kalelerin içlerinde şeyler var. Yine kalenin içlerine gidip şey yapabilirsiniz işte XP falan veriyor içlerinde. Şöyle buranın portunu hatırlıyorum, ışınlanma yerini. Burada şey yapıyor, tam bu evin oralarda, oraların kenarında falandı. Oraların kenarı nedir ya? Evin oralardaydı. Bakıyoruz.
Bir de şöyle mesela hani bu oyun içi geceye falan oluyor. Geceye falan dönüşüyor. Yani çok geceye dönüşünce böyle buradaki canavarların bazıları uzaktan vuruyor. Burada bu ev değil. Şimdi mesela sağ taraftan geldik. İlk bir ev var, o ev değil. Sonra bir kale var. Galiba şu evin yanında olması lazım. Aynen. Burada kale var. İşte kalenin orada hemen böyle çaprazında bir ev var. Bakıyoruz. Bir dakika. Bu ev de değil. O zaman şu eve bakalım. Ya ben hep buraları parçaladığım için böyle gözüküyor. Sizde o şekilde gözükmez. Şuraya bakalım. Ha, buralarda bir yerlerdeydi ya. Çok iyi hatırlıyorum. Ya işte böyle biraz etraf falan dolaşın zaten karşınıza gelir ya. Heh, buldum şurada. Fareyi tam götürebilirsem bak, ha şurada. İşte mesela şöyle bak. Bu asanın olayını göstereyim. Şimdi asada vurdukça bu yeşil şey azalıyor. Bu yeşil şey kırmızıya döndüğünüzde asanız daha düşük, yani daha az vurmaya başlıyor. Neyse sizi de keselim. Ya büyücü şöyle uzaktan vuruyor. Savaşçının şöyle bir özelliği var. Defansı çok yüksek. Öyle hani hemen ölmüyor. İşte büyücü dajlama yeteneği falan gerekiyor. Bu yüzden. Neyse üçüncü ışınlama yerimizi de bulduk. İşte videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam için videoyu izler ve beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. İyi günler herkese.